Elinle ziyan verme noktasında çoklarımız dikkat ediyor da dille ziyan vermeye dikkat etmiyor insanımız. Dilin kemiği yok diyor, konuşuyor duruyor. Yalan yanlış iftira atıyor duruyor. Ya o iftira gelip seni bulmaz mı? Seni sıkıntıya koymaz mı? Hele hele iftira ettiğin adam tertemiz birisi ise. Nasıl olur halin? Şimdi mesela bakın Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında iftira ettiler mi Yusuf Aleyhisselam'a? Yalan yanlış bir oyun kurup da attılar mı onu? Ne oldu sonra? Mutlu mu oldular? Devamlı üzüntü çeken bir baba. Güya babasının sevgisini kıskanlar Yusuf Aleyhisselam'a da o sevgiyi kendilerine çekeceklerdi. Halbuki babasının yüzündeki mutluluğu çaldılar. Üzüntüye saldılar yani. Çünkü ayet-i kerimede geçiyor yani. Yine babacığım, yine Yusuf'a üzülüp kendini helak edeceksin. Böyle söylüyorlar yani. Babalarıyla konuşurken. Babalarının mutluluğunu aldılar. O mutluluğu aldıktan sonra size de kâr yok ki. Bünyamin oldu. Bünyamin'le teselli oldu biraz Yakup Aleyhisselam. Ala nebine ve aleyhissalatu vesselam. Ama diğer kardeşler güya Yusuf'a olan muhabbetin hepsini kendilerine çekecekler. Hiçbir şey olmadı. Yani iftira ile yalanla bir yere varılmıyor. Şeytan ve nefis tatlı gösteriyor. Alırsın bunu. Alamazsın. Geçici bir suni, balon gibi mutluluk pembe gözükür. Bir patladı mı sesiyle, gürültüsüyle, pisliğiyle mahveder, rezil eder. Rahatsız eder. Dilinden emniyette olacak Müslümanlar. Emniyette Müslümanlar, bak bakalım. Yalan söylüyor musun? İftira ediyor musun? İnsanlara olur olmaz laflar ediyor musun? Bak bakalım.